Evet. Video serimize devam ediyoruz arkadaşlar. Otur bakayım. Otur otur. Otur kardeşim otur. Bana cevap hakkı doğurdunuz. O yüzden oturun bakalım. Ben açıklıyorum. Şimdi her şeyi açıklıyorum size. Hazırsanız başlayalım. Hadi bakalım. Şimdi bak yazmışsınız çok güzel. Eyvallah. Bir önceki videonun yorumlar kısmında acayip parlak fikirler var ya. İnanılmaz yani. Yok efendim kopya oyun nasıl oynanır? İşte kopya yazılım keygen nasıl çalıştırılır? Yok VM'de çalıştırsam ondan sonra gerçekten baba bu kadar emek verdiğin aklı orada kullandıktan sonra başka yerlere harcanıyorsun yani. Ben sana diyeyim yani. İnanılmaz güzel fikirler gelmiş. Neyse şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Video serimize devam ediyoruz madem. Bu konuda da cevap hakkı doğmuş. Hani çok güzel fikirler vermişsiniz. Değerli vaktinizi ayırmışsınız. Çok güzel yorumlar yapmışsınız. Birkaç şey de ben söyleyeyim o zaman. Adam demiş ki en beğendiğimden bahsedeyim. Bir keygen çalıştırırım demiş. VM'e koyarım demiş. Ondan sonra orada çalıştırırım demiş. O VM'den sonra da alırım key'i demiş. Programın içine koyarım. Beyin bedava. Eğer bir işletim sisteminden bahsediyorsak sevgili dostum, burada hesaba katmanız gereken önemli bir handikap var. Kayıt işlemi, rejistrasyon işlemi iki aşamadan gerçekleşiyor. Bir tanesi key'in girilmesi, bir tanesi bu key'in bağlı olduğu hesabın aktive edilmesi. Şimdi sen key'i girdin, amenna. Ondan sonra bunu aktive etmeye başladığın anda bu aktivasyon direkt sunuculara gidiyor, programın sunucularına gidiyor. O yüzden bu aktivasyonu ya yapmaman lazım, ya offline aktivasyon yapman lazım ya da başka bir yollarını bulman lazım. Her türlü programın ya güncellemesinden ya yaparsan programın seninle ilgili bilgilerini edinmesine engel olamayacaksın ya da bu programın güncellenmesine engel olacaksın. Yani ikisinden biri. Hani yani bu kadar uğraştıktan sonra bunu gerçekten yapmak isteyip istemediğinize yani inanamıyorum ama hani yapacaksanız da bir şey diyemiyorum. Harcanıyorsunuz. Çok 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 enteresan bir durum yani. Mesela şey denmiş. Onun dışında çok duydum. İşte ben command line'dan Windows gidiyorum. Çakıyorum abi QMS'ten. Update ediyorum. Eyvallah güzel kardeşim. QMS, Pico bilmem ne, Activator, Zartzurt, ıvır zıvır bir sürü program var. Bunları kullanıyorum. Babalar gibi de update'lerimi yapıyorum. Windows update'lerim de geliyor. Her şey yolunda. Çok güzel. Şimdi ben burada hani size anlatıyorum. Kopya yazılım kullanmayın. Yapmayın bunu. Ne gerek var bilmem ne. Bir sürü alternatifiniz var. Bu işin kolay yolu var. Ucuz yolu var. Bilmem nesi var diye anlatıyorum. Abi adam çıkmış orada. Vatanı savunur gibi kopya yazılım savunuyor bana ya. Savunmadım. Çıkar göster. Ne yapıyorsunuz ya? Bir şeyi böyle körü körüne savunmak güzel bir. Tabii ki elbette ben sizin bu zevkinize, bu isteğinize, dirayetinize, bu sabrınıza sonsuz saygı duyuyorum ama hayatta hiçbir şey bu kadar derin, bu kadar kökten ve bu kadar çok savunmaya değmez abi. Değmez. Yani yazık günah. Emeğinize yazık. Kendi zamanınıza yazık. Yapmayın. Biraz açık fikirli olun. Biraz başka şeyleri, başka argümanları da dinleyin. Bak mesela siz diyorsunuz ya hani abi onun yerine böyle yaparım. Ben düşünüyorum. Aa harbiden yapılır lan. Hani adam haklı. Yapabilir. Ama bunun sonunda neler kazanır, neler kaybeder? Bir bakalım. Mantıklı. Eyvallah. Şimdi ben her şeyi her videoda, her seferinde size söyleyemiyorum. Discord'da falan konuşuyoruz. Adam bir metotla geliyor. Ya bu kopya için konuşmuyorum. Bambaşka şeyler için konuşuyorum. Adam bir problemin çözümü için benimkinden farklı bir çözümle geliyor mesela. Ne kadar mantıklı ya. Çok doğru diyor. Ya eyvallah sen haklısın kardeş. Bu bakış açısında olmanızı tavsiye ederim. Hayat daha kolay oluyor. Öbür türlü benim dediğimi niye yapmadı, benim istediğim gibi niye olmadı falan deyip böyle kendinize heder edebilirsiniz. Gelelim konumuza, QMS'e, Key Management Server hikayesine. Abi bak şimdi bunları inceledim ben biraz daha. Çünkü çok yazmışsınız yani herkes kopya Windows uzmanı ya. Ne yazmışlar ama yani sayfalarca yazıyor. Çok güzel, iyi yapmışsınız. Ben de araştırdım, vay dedim anasını satayım. Demek ki bizim bilmediğimiz bir şeyler var. Abi ben baktım, size sormak istediğim birkaç soru var. Abi şimdi sen QMS'ten, bu şey demek arkadaşlar, bir tane comment ekranı açıyorsun. Ondan sonra bir tane Windows türüne göre bir key var. Bu orijinal Windows'un key değil. Senin Windows türün neyse, Windows 10 için ayrı, Windows Server için ayrı, bilmem ne için. Server aktivasyon key, tamam mı? Bu key'i atıyorsun. Diyorsun ki kardeş benim server key'im bu. Bu şekilde bana bir QMS kur. Bu QMS üzerinden de ben gideyim update'lerimi alayım. Windows beni volume license olarak görsün. Şimdi burada birkaç tane var. Bir tanesi kendi makinanı sunucu yapan. Bir tanesi adamın bir sunucusuna bağlanmaya çalışan. Ki çoğunlukla sizin kullandıklarınız bunlar. Bir tanesi Activator programıyla çalışan. Bir tanesi de medyanın kendisi yani Windows'un kendisi önceden aktive edilmiş olarak gelen. Bunların her biri için ayrı ayrı şeyler var. Ben anlattıkça bunların hangisine ait olduğunu daha rahat anlayacaksınız sorular üzerinden giderken. Şimdi QMS'de yapınca eğer sizin bu çok kullandığınız internette bir tane sunucudan volume key'i alma hikayesini kullandığınız zaman update ettiğinizde direkt olarak sizin bu IP ve operating system telemetri bilgi yani hangi tip operating sistem var, bilgisayarınızın donanım özellikleri neler, ne gibi şeyler var, bilmem neler var, hangi IP'den bağlandınız, hangi lokasyondasınız, ıvır zıvır bütün bu bilgilerinizin tamamının QMS sunucusunu çalıştıran abiye gittiğini biliyorsunuz değil mi? Aktivasyonu yapıyorsunuz.
giriyorsunuz. Sizin bütün bilgileriniz abiye gidiyor. Diyorsunuz ki abi ben kullandım hiçbir şey olmadı. Güzel kardeşim 1060 Ti bilmem ne 1060 ekran kartım vardır. 2060 ekran kartım vardır. 3080 ekran kartı olunca adamın dikkatini çekersin mesela. Böyle bir takım sıkıntılar olabilir yani. O yüzden bu birincisi merak ettiğim. Hani sizin Microsoft'ta o bilgiler gitmediğini biliyoruz. Nereye gittiğini nereden biliyorsunuz? Bence adama da gidiyor olabilir yani. Mesela Activator uygulamaları var. Basıyorsunuz activate ediyor hesapta. Kendisinin official sitesi olduğunu söyleyen bir yer buldum ben. Bilmem ne official KMS Dartsurt diye bir web sitesi. Adam diyor ki benim diyor uygulamam diyor virüs totalde diyor tertemiz diyor. Süper. Ama diyor işte efendime söyleyeyim son derece güvenerek çalıştırabilirsiniz diyor. Harika. Abi diyor garantisi benim. Buna da okey. Ama install ederken antivirüsünüzü kapatın bak şimdi diyor. Hayda. Nasıl yani? Niye kapatıyoruz antivirüsü? Mali hani güvenliydin sen? Bizi mi yiyorsun ha? 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 Falan şekli tamam mı? Gittik abi bakıyoruz VirusTotal'e. Adamlar hash'ini koymamışlar. VirusTotal'de şöyle bir şey arkadaşlar. Bir web sitesi. Yüklemeyi yapıyorsunuz bir tane dosyayı. Antivirüs motorundan geçiriyor o dosyayı. Ve o dosyada bir güvenlik zafiyeti var mı yok mu size söylüyor. Virüs varsa alert veriyor. Virüs yoksa da size bir hash veriyor. Bu hash datasını alıyorsunuz, bilgisini alıyorsunuz. Web sitenizde yayınlıyorsunuz. Bak kardeşim benim uygulamamın hash'i bu. Bunun da VirusTotal görüntüsü bu, ekran görüntüsü bu. Bu hash'in temiz olduğunu sana garanti ediyorum. Sonra siz o siteden bir dosya indirdiğinizde VirusTotal'den gelen hash'le bu hash'i karşılaştırıyorsunuz. Aynıysa aa diyorsunuz tamam okeydir. Bu iş oldu. Uygulama güvenli. Adam diyor ki ben güvenliyim ama bu bilgi yok. Ben güvenliyim ama ekran görüntüsü yok. Ben güvenliyim ama antivirüsü kapa. Oldu yani. Ha yani bir ters. Mesela özel Windows uygulamasını direkt install medyası oluşturuyor adam. CD gibi böyle medya dosyası var. USB'den falan yükleyebildiğiniz. Onunla alıyorsunuz tamam mı? Oluşturulmuş dosyalar var. Bunlar hazırlanırken zaten adam aktivasyon olmasın diye içine istediği gibi müdahale edebiliyor. İçine istediği gibi müdahale ettiği şeyden artık içine abi tuzunu, biberini hazırlarken size daha. Acı sosunu, ketçabını, mayonezini Allah ne verdiyse tamam mı? Ondan sonra fırına veriyor bunu. Sıcak sıcak böyle pişmiş bir şekilde geliyor. Virüsü, trojanı, ransomware, lıhırlısı, hırsızı artık natifle ne var da hepsi içinde üçü bir arada. Hop kucakta böyle çiçek gibi geliyor abi tamam mı? Krallara layık. Ondan sonra abi uygulamayı hadi diyelim bir şekilde hallettiniz. Hani bir şekilde cracklediniz. Windows'unuzu bilmem neyi kullanıyorsunuz. Daha evvelden anlattım. Adama bağlantınız olması gerekiyor. Adama bir şekilde bağlanıyorsunuz ya. Adam sizin diskinizdeki kripto keyleri bilmemleri tutuyor. Onları elinde var herifin sizde onu kapatıyor falan diye dedim ya. Bu birinci videoda anlattıklarım. Onlar gibi durumları oluyor ya. Bunların sonucunda arkadaşlar Steam'iniz, banka hesabı işte Knight Online'ınız, Knight. Ondan sonra bir ıvırınız bütün hesaplarınız ne yazıyorsanız eğer bunlar diskte kaydedilen parolalar varsa mesela Chrome parolaları eskiden diskte kaydediliyordu bilmem neler falan filan. Bu tarz bir durum bir mimari hata varsa uygulamada bu parolalar da gider tamam mı? Yoksa sıkıntı yok zaten. Bu aletlerde bir de acayip derecede performans problemi var. Çünkü adam driverların çalışacağı library'leri siliyor. Aktivasyonda bilmem ne de problem olmasın diye driverların update olup olmadığını gösteren kütüphaneleri siliyor. Ben size bir örnek vereyim. Siz Windows'u update ettiniz. Windows'u update ettikten sonra bunu da gittiniz bir tane Outlook hesabına bağladınız. İşte efendim söyleyeyim Microsoft'ta bir yerde login oldunuz. İşte efendime söyleyeyim işte Microsoft'ta bu bilgileri gönderdiniz. Microsoft update'ini bilmem neleri falan filan indirmek istediniz. Onları indirdiniz. Zartı zurtunuzu, ıvırınızı. Ondan sonra abi mesela diyor ki Microsoft ben diyor bu bilgisayarın diyor teknik özelliklerini alacağım. Ya abi teknik özelliklerini alabilmesi için bir takım kütüphaneleri DLL dosyalarını çağırması lazım. Bunları çağırabildiği anda da senin kopya yazılım kullandığın belli olacak. Belli olduğu için bunu hazırlayan herif diyor ki ben bunu bir uçurayım içinden. O zaman çap diye mavi ekran bilmem ne falan fıstık çıkıyor mesela. Eskiden böyleydi. Şimdi daha başka yönde sebeplerden dolayı oluyorsa yöntem değil de sebeplerden dolayı oluyorsa bunu bilemem ama oluyor. Olduğunu biliyorum. Sizin bildiğiniz sebepler varsa yazın abi anlatın bana. Bakalım beraber. Mesela şey var abi. İşletim sistemi güncellemeleri var. Diyorsunuz ki ben abi yaptım işte KMS MIMS bilmem ne bir şey yüzüm çözdüm. Süper update'ler geliyor. Yılda iki kere de Microsoft'un verdiği işletim sistemini değiştiren update'ler var. Bir de güvenlik update'leri var. Şimdi bak Windows'un gönderdiği işletim sistemini güncelleme olan update'i alabiliyor musunuz? Birinci soru. Söylediğinize göre bütün güvenlik yamalarını alıyorsunuz. Her hafta salı günü çıkan Patch Tuesday'de gelen yamaları da alabiliyorsunuz. Söylediğiniz bu. Emin misiniz? Gerçekten alabiliyor musunuz? Peki şöyle sorayım abi. Bütün bu update'leri Microsoft'tan aldığınıza emin misiniz? Hadi bakayım. Ya başka yerden alıyorsanız abi. Ya adam trojenini bilmem neyi gönderiyorsa. Demin söylediğim programda adam diyor ki benim scriptim virüste taradım ben virüsten temiz. Doğru o script temiz. Ama o script ondan sonra gidip başka yerden bir update çekiyorsa. Hadi bakayım. Bir de mesela Microsoft belli zamanlarda bu tarz durumlar için abi tarama yapıyor diyelim. Hangi işletim sistemleri random olarak böyle rastgele tarama yapıyor. Hangi işletim sistemleri orijinal hangileri değil bilmem ne diye bakıyorlar diyelim tamam mı? Bu işletim sistemlerinin sonra kopya olduğunu anladıkları zaman kapatıyorlar.
Hadi onu geçtim. Outlook veya Microsoft hesabıyla bir yere login olduğunuzda ne olacak? Veya Microsoft'un içinde yarın bir gün işte yakalanmayacağınızın kim garantisini veriyor? Kullanacaksınız abi. Bir yerde Microsoft login'i kullanacaksınız. PIN kullanmak isteyeceksiniz. Bilmem ne kullanacaksınız. Zart zurt. Ondan sonra o tak diye yakalayacak sizi. Bu risk hep var. Buna yakalanmamak için yapmak gereken çok kolay arkadaşlar. Ucuz orijinal key'ler var. İşte indirimde olan oyunlar var. Aylık ücretle daha uygun erişilebilir imkanlar var. Mesela hem Windows tarafında hem Office tarafında hem Game Pass'le falan oyunlar tarafında mis gibi çözümler var. Mesela işte bir aylık Game Pass bedava hikayesi falan var Monster'da, biliyorsunuzdur yani. Bunları falan kullanabilirsiniz. Ya alternatifiniz çok. Sizi çok iyi anlıyorum. Burada tercih sizin. Ben buna karışamam. Ben size farkındalığınızı arttırmaya çalışıyorum. Uyandırmaya çalışıyorum. Bilmem anlatabildim mi sevgili dostlarım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir başka videoda tekrar görüşürüz. Yorumlara yazın. Abone olun. Görüşelim. Konuşalım. Ona göre, duruma göre bakalım. Hadi kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Can kaçar. Hadi eyvallah. Görüşürüz. Abone olun oğlum.